Merhaba arkadaşlar. Bugün Debian işletim sistemi üzerinde web server kurulumu yapacağız. Web server kurulumu için Apache 2 kullanacağım. PHP 5, MySQL Server ve PHP MyAdmin'i kullanacağım. Anlattığım zamanlarda bunların ne işe yaradıklarını söyleyeceğim sizlere. Öncelikle program yüklemek için root olmamız lazım. Bildiğiniz gibi etkili olmamız lazım. Ben su komutuyla root oluyorum. Apache 2 yüklemek için komutumuz apt-get install apache 2. Şu anda bu kurulumu yaptık. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim öncelikle sistemi. etc init.d apache 2 status. Şu anda is running apache 2 çalıştığını söylüyor. Restart var. Start var ve stop var. Yani çalıştırıp burada ve yeniden başlatabiliriz. Start'ın için kullanırız. Yaptığımız her konfigürasyon ayarından sonra da sistemimizi, Apache 2 sistemimizi yeniden başlatmamız lazım. Niçin? Çünkü yaptığımız konfigürasyonların çalışması için, etkin olması için. Şimdi tarayıcımız üzerinden kontrol edelim. If control localhost'tan it works diyor. Herhangi bir sorun yok, çalışıyor. Veya localhost'umuzun IP adresini yazabiliriz. Şu anda herhangi bir sorun yok. Ya dışarıdan bağlamaya deneyelim. Bunun için de IP adresimi bilmem lazım. If config komutuyla IP adresine bakıyorum. Gördüğünüz gibi ETS'e ethernet kattım. İnternet adres. IP adresim bu benim. Yani Debian işletim sisteminin IP adresi 168.1.2. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sıkıntı yoktu. İçeriden ve dışarıdan bağlantı var. Şimdi konfigürasyon dosyasına gidelim Apache 2'nin. CD cdev komutu bildiğiniz gibi klasörler arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. etc bütün ayar dosyalarımız etc'nin altında bulunur. etc'nin altında Apache 2 klasörümüze gidiyoruz. Ve burada ls komutuyla klasör ve dosyalarını listeliyorum. Şimdi burada bizim işimize yarayacak Apache 2. Conf var. Bunu fazla kullanmayacağız. Mods enable var. Bu da pasif olan modülleri barındırır. Mods enable aktif olan modüller. Port.conf bu da port ayarlarımızın yapıldığı yerlerden bir tanesi. States enable ve states enabled var. States enabled'da da aktif olarak kullanılan sitelerin yapıldığı ayarlar var. İçine girip ayarlarımızı yapacağız. Ben burada öncelikle states enabled'dan başlayacağım. Hemen cdev komutuyla states enabled diyorum. Burada da ls yaptığında 00-default var dosyanın ismi. Ve bunun içine gireceğim. Nano editörünü kullanacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. V editörü var, nano var. Gedit'e de girebilirsiniz. 00-default. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar konfigürasyon dosyaları. Burada Virtual Host'ta da benim kullandığım portu gösteriyor. Bildiğiniz gibi web HTTP 80. portu kullanıyor. Ve bu aşağıda da IP engelleme, banlama ayarlarını yapabiliriz. Öncelikle port değiştirmeyi göstereceğim. Yani diyelim farklı bir portu kullanacağız biz. Öncelikle bu kısımdan burayı değiştiriyoruz. 80'de normalde. Ben burayı 92 yapıyorum. Çıkıyorum. Üstüne geldim. Buradan da nano port.conf'a giriyorum. Buradan da listen diyorum. Yani bu yazacağım portu da dinle. Bunu da buraya ekledikten sonra arkadaşlar buradan da çıkıyorum. Şimdi dediğim gibi restart yapacağız. Programımız Apache 2'yi yeniden başlatacağız. Bu da etc.d Apache 2 restart. Şu anda herhangi bir sorun olmaması lazım. Şu anda gördüğünüz sayfa bulunamadı. Neden? Çünkü 80. porttan bağlamaya çalıştık. Porttan bağlamak için 2.3 üstte ve portumuzu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi it works diye yani çalıştığını söylüyor bize.
Localhost'tan deneyelim. Bilmiyorum. Şu anda bir sıkıntı yoktu. Bunu da deneyelim. Şu anda sıkıntı yoktur. Tekrar ayar dosyasına girelim. Ben yine işlem uzatmamak için 80. portu kullanacağım. Şimdi buralarda başka ne yapabiliriz? IP engelleme kısmına girelim arkadaşlar. Burası önemli bir kısım. Şimdi burada allow ve deny var. Şu yukarı order'ın yanında gördüğünüz yerde. Burada sıralaman önemli. İlk başta allow olursa önce allow ayarlarına bakacak. Daha sonra deny ayarlarına bakacak. Ama deny ilk başta olursa deny'in ayarlarına bakacak. Allow'un ayarlarına bakacak. Şimdi bunu örnek gösterelim. Deny benim Windows IP'mi yazıyorum ben buraya. Engelleyeceğim. 1.11. Şimdi buradaki duruma baktığınızda ilk başta allow ayarı geçerli kuralı. Daha sonra deny ayarı. Şimdi ne yapıyor? Önce allow ayarına bakalım. Allow from all. Yani hepsine izin ver diyor. Deny'in ayarına baktığımızda ama bunu engelle diyor. Yani 192.168.1.11 IP. Deneyelim. Sistemi yeniden başlatalım. Şimdi öncelikle buradan bağlanalım. Yani Debian'da. Şu anda herhangi bir sıkıntı yoktur. Buradan bağlanmaya çalıştığımızda forbidden yani yasaklandı, engellendiniz diye erişimimiz olmadığını söylüyor. Şimdi diğer türlü yapalım. Şimdi deny'i başaracağım. Bu durumda ne olacak? Önce deny ayarlarına bakacak. Yani ne diyecek? Bu IP'yi engelle. Sonra allow ayarına bakıyor. Fakat hepsine izin ver. Şimdi deneyelim. Yeniden başlatıyorum sistemi. Burada zaten bağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ben bilgisayarından bakacağım. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Engelleme var ama son ayar geçerli. Son kural geçerli. Yani burada IP engelleme yapacaksak bunda dikkatli olmalıyız. Ben tekrar eski haline getireyim. Ya, yukarıdaki allow ve deny'in sıralaması önemli. Buradaki allow ve altına yazdığım deny'in altı üstü olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi arkadaşlar 404 hatasını göstereceğim sizlere. 404 hatası sistemimizin adresini yazdık. Yanlışlıkla elimiz herhangi bir tuşa geldi. Gördüğünüz gibi sayfa bulunamadı. Ve bu durumda da bizim kullandığımız web server'ın sürümünü, portumuzu falan gösteriyor. Yani bu iyi değil, tehlikeli bir durum. Tehlikesinden ziyade kullanıcılarımıza bir bilgilendirme mesajı yazmamız lazım. Bu 404 hatası. Bunun için buraya error document and şimdi buraya hatamızın ismini yazacağız. 404 hatasını kullanacağım. Boşluk bırakıyorum. Buraya da hangi sayfaya yönlensin. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben 404.html yazacağım. Buraya aslında şu şekilde var. www. Yani bizim sitemizin dosyaları varın altında www'nin altında bulunuyor. Zaten sitemimiz buraya kullandığı için ayrıyeten belirtmemize gerek yoktur. Şimdi 404.html benim varın altında www'nin altında bulunmuyor. Orada bu dosyayı oluşturmamız lazım. Sistemi yeniden başlatıyorum. Şimdi varın oraya www'ye gidelim. Temizleyeyim ekranı. Şimdi önce touch'la oluşturup 404.html diye de oluşturup girebilirsiniz. Oluşturursunuz. Daha sonra nano ve v editörleriyle içine girebilirsiniz. Direkt nano 404.html dediğimizde de zaten kendisi otomatik oluşturuyor dosyayı eğer yoksa. Burada HTML olduğumuz için HTML dosyası olduğu için herhangi bir şey yazalım. HTML
Sadece bir karşılama mesajı olacak. Buraya da body, yani yazılı mesajlar, bunun altına görünecek. Ben biraz işi uzatıyorum. Hani buraya HTML falan da yazmasanız da çalışır yani, yazdığınız mesaj görünür. Fakat aklınızda bulunsun diye HTML komutları yazdım ben. Şimdi buraya aradığınız sayfa bulunamamıştır yazacağım. Bunu da kaydettim, çıktım. Şimdi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir sonunda SD, bir klasörüm, bir dosyam, bir yolum yok benim sistemimde, web server'ımda. Ve onun için kullanıcıya bu mesajı verirsek bizim için daha iyi olur ve server'ımızın sürümleri falan da kullandığımız portu da göstermemiş oluruz. Burası böyleydi. Şimdi tekrardan konfigürasyon dosyamızın oraya gidelim. etc apache 2 sys enabled. Buradan nano 0 default'a geliyorum. Şimdi burada yönlendirme kullanacağız. Yani sistemimize girdiklerinde ben başka yere yönlendirilmesini istiyorum. Redirect kullanıyorum. Daha sonra slash boşluk var arada. Tekrar boşluk. Sitenin adresini yazıyorum. Biraz reklam yapalım değil mi? Şimdi tekrar başlatıyorum sistemi. Apache 2 restart. Şimdi normal sitesini yazdım. Gördüğünüz gibi yönlendirme oldu. Buradan deneyelim. Şu anda yönlendi. Şimdi bu ayarı silelim. Çünkü başka uygulamalar yapacağız. Şimdi arkadaşlar sistemin girişini, yani ana sayfasını değiştirmek istiyorum. Yani bildiğiniz gibi direkt girişler sistem index.html arar. Peki ben index.html değil de ben PHP sistem tabanlı bir sistem kullanıyorum. PHP'nin açılmasını istiyorum. Yani ana sayfa.php veya index.php'nin açılmasını istiyorum. HTML olarak değil de. Şimdi bunun için directory index kullanacağım. Buraya index.php yazıyorum. Şu anda index.php dosyam yoktur. Bunu ben oluşturacağım. Şimdi bunu yeniden başlatıyorum. Şimdi ben buraya kadar gitmiyorum. index.php diyorum. Varın altına, view'nin altına oluşturuyoruz. Çünkü sitemizin dosyaları burada bulunuyordu. Ben buraya bir php komutu yazalım. php ve de echo ekrana yazdırma komutu. Merhaba. Dünya. 2.3'te. Şimdi sorun olması lazım. Deneyelim tekrardan. Biraz oluşmadan olarak görünüyor. En iyisi biz oraya gidip orada oluşturalım. Nano index.php. Echo. İzledim bu seferde. Kaydettim. Tekrardan deneyelim.
Gördüğünüz gibi şu anda PHP çalışıyor. Index.html yazdığımda index.html dosyamı gösterir. Ama ben açılış sayfası olarak, yani kullanıcılar sisteme girmeye çalıştıklarında ben index.php'ye ulaşmalarını istiyorum girişte. Şimdi burada PHP dosyalarına girmişken birkaç şeyden bahsedeyim. Sitemizde PHP kullanacaksak PHP editörüne ihtiyacımız var. Yoksa PHP site kullanırsak, yani index.php, burada site açılmayacak ve sadece dosyayı indirecek. Bunun için de apt-get install php 5 diyoruz. Niye 5? Şu anda 5 sürümü kullanıyorum. 6 çıkarsa 6 kuracağız. Kurayım ben. Şu anda kurulum yapıldı. Daha sonra MySQL var. Veri tabanlarımızı oluşturmak için. Bunun için de apt-get install MySQL server diyoruz. Daha sonra bu PHP pardon MySQL işlemlerini de görsel olarak yapmak için, yani tablo oluşturmak için, veri tabanlarımızı görsel olarak oluşturmak için bu işlemleri PHP MyAdmin var. Get install PHP MyAdmin. Burayı yeniden yapıyorum. Arkadaşlar bayağı bir problem oldu. Tabii sonunu okumadığımdan tam çözememiştim. Yanlışlıkla sitesi enable'ın içinde index.php diye bir dosya oluşturmuşum. Bu yüzden sorun yaşadık. Gördüğüm PHP adında şu anda çalışıyor. Şimdi var etc apache 2 sites enabled nano 000 default'a giriyorum. Şimdi arkadaşlar directory index.php'miz açılmıştı. Şimdi burada ben biraz önce sildim. Şimdi diyelim index.php dosyamız yoktur. Şimdi buraya bir de ana sayfa.html koyalım. Şimdi burada ne olacak? Directory index'te, yani giriş sayfamızda, eğer index.php bulamazsa ana sayfa.html'e bakacak. Eğer bunu da bulamazsa bakalım ne olacak. Burada sitemiz tabii ki açılmayacak ve dosyalarımızı gösterecek. Yani varın altında, birbirinin altında bulunan web sitemizin dosyalarını bize gösterecek. Ve burada Apache'yi kullandığı, yani hangi web sunucuyu kullandığımızı, sitemizi ve kullandığımız portu gösterecek. Bu tehlikeli bir durum her zamanki gibi. Bunu da engellemek için tekrar default'a giriyorum. Burada options'ın yanında index'in başına bir tire işareti koyuyorum. Yeniden başlatalım sistemimizi. Gördüğünüz gibi şu anda yeniden girmeye çalıştığımda forbidden, yani engellendiğiniz hatası çıkıyor. Burada bir yine kullanıcıyı bilgilendirmemiz lazım. Yine bu server'ımızın sürümünü, kullandığımız chat'in sistemini ve portumuzu göstermek istemiyoruz. Bunun için de tekrar ayar dosyamızın içine giriyoruz. Test enabled'daki. Burada tekrar error document kullanacağım. Forbidden'ın da kullandığı hata kodu 403. Bu da hangi dosyayı kullanacağım? 403.html'yi kullanacağım ben. Tabi 403.html yoktur. Bunu oluşturacağız. Sistemi yeniden başlatıyorum. Var. Üyün içine girdim.
Gördüğünüz gibi index nokta php yoktu. Ana sayfa nokta html'de. Burada touch yapıyorum. 403.html. Bundan öyle giriyorum. 403.html. Buraya da biraz önce de bahsetmiştim. 404.html dosyasında. Buraya da html falan yazmamız gerek yoktur. Buraya da engellendiğiniz yazalım. Yani böyle bir mesaj yazalım ama kapatıyorum, çıkıyorum. Şimdi sistemimizi yeniden başlatalım. Ve gördüğünüz gibi istediğiniz mesaj göründü. Ve burada herhangi bir port durumumuzu gösteren, kullandığımız web server sistemini gösteren bilgiler bulunmamakta. Şimdi tekrardan sitesine bunun içine girelim. Etc. Baş 2 test nano ve default. Buradan directory indeksliyorum. Çünkü şenerde devam etmemiz lazım. Bir sayfa yine HTML olarak kalsın. Sistem yeniden başlatalım. btc init.d apache 2 start kontrol edelim. Şu anda herhangi bir sorun yoktur. Şimdi arkadaşlar söyleyeyim. Sisteme şifreli girişler oluşturacağız. Yani sistemimize biri girdiğinde sadece belirlediğimiz kullanıcı şifresini bilen kişiler sisteme girsin. Direkt hop aldır gildir girmesin. Tekrardan ayar yerine giriyorum. Buradan allow override yani directory var VV'nin altındaki burada indeksin altında. Null olan kısmı all yapıyorum. Tabii sistemi tabii ki başlatıyorum. Şimdi bu dosyalarımızı oluşturuyoruz. Bunun için de tekrar sistem web server'ımızın dosyalarının bulunduğu yere var VV'nin altına giriyoruz. Şimdi öncelikle .ht aksesi kullanacağım. Öncelikle bunu oluşturalım. Touch .ht access. Bunun içine girelim. Şimdi buraya out user file. Buraya da var www.ht password. Burada bizim kullanıcı ismi ve username ve pasaportlarının yolunu belirtiyoruz. .ht password yoktur. Onu da biz oluşturacağız. Buraya da out name yazarsak buraya da şifreye girilen yerde bir karşılama mesajı gibi bir şey yazmasak da olur, yazsak da olur. Şöyle yazalım. Adi ve biriniz. Buraya da out type türünü diyorum. Basic. Buraya da require read user diyorum ve bunu kaydettim. Şimdi pasvd buraya da eksi c parametre. Bu dosya varsa üzerine yazacak. Eğer yoksa yeniden oluşturacak. Buraya var www.ht pasvd yazabiliriz. Ama zaten ben onun içinde olduğum için yani o var www'nin altında olduğum için gerek yoktur. .ht pasvd. Buraya da şimdi yazalım. Muhammed yazalım. Bu Muhammed ismi de bizim kullanıcı adımız olacak. Yani sisteme girerken bu kullanıcı adını kullanacak. Username'ini. Enter'a bastığımda benden bu kullanıcı için şifre istiyor. Bunu da belirtelim. Şimdi herhangi bir sorun yoktur. Bu büyük ihtimal evet, yönelimi siteyi yenilediğimde benden kullanıcı ve şifremi istiyor. Burada da bizim yazdığımız mesaj var. Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Bunu yazalım. Nope.
yaptı. İlginç bir durum yine. Sonra bilmeye çalışalım. Evet, herhangi bir sorun çıkmaması lazımdı. Neyse, eksi a diyelim. Evet, pasifede herhangi bir sorun yoktur. Tekrar oluşturalım. Evet, orada neden kabul etmedi? Şimdi benim numlock kapalıydı. Tekrar girmeye çalıştığımızda herhangi bir sorun yoktur. Buradan deneyelim. Şurada yeniden sisteme giriş yapmam lazım. Bakalım diyorum. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sıkıntı yoktur. Tekrardan ayar dosyalarımın olduğu yere gidelim. Ctrl H2 Buraya gitmeye gerek yoktur. Apache'de yapalım. Şimdi arkadaşlar diyelim kullanıcılarımız yani yerel kullanıcılarımız Linux'teki kendi sitelerinin yayınlarını yapmak istiyorlar. Kendi kullanıcı klasörlerinde, ev klasörlerinde. Bunun için user-dir modülünü kullanacağız. Daha önce bahsettiğim gibi mods enable'da pasif olan, mods enable'da da aktif olan modüller var. Modülü aktif etmek için yani pasif olan modülleri A2 yani Apache 2 and enable modül. Burada bakıyorum user'dir kullanılmıyor mu kullanılmıyor mu? Şu anda pasif durumda. Şimdi benden hangi modülü aktif etmemi istiyor? Buraya yazıyorum user'dir. Şu anda aktif oldu. Beni yeniden Apache 2 yeniden başlatmamı istiyor. Çünkü aktif olması için yeni konfigürasyonu. Hemen başlatalım. Node.dd Apache 2 start. Burası tamamdır. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii ki bir de public HTML klasörüne ihtiyacımız var. Bu klasörde kullanıcı evlerinde bulunması lazım. Yani kullanıcı evleri nerede bulunuyor? Form'un altında bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi ben kullanıcı adım Mami. Hemen geçiş yapalım. Şimdi buraya bir public HTML oluşturacağız. Klasör oluşturmak için mkdir public HTML. Şu anda oluştu. Hemen tekrar bunu da içine girelim. Şimdi buraya bir index.html oluşturacağım ben. Bundan önce de oluşturayım. index.html sonra diyelim. Kapattım çıktım. Şimdi girelim. Bunu da yapmak için bu şekilde tilde işareti ve kullanıcı ismi yazıyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi siteye bağlantı yaptık. Yani benim yayınladığım site. Şimdi diğer konu alias konusu. Yani takma isimler. Var olmayan şeyi var olmuş, var gibi göstermek. Bunu da ETC'nin içine tekrar giriyorum. Apache site enable'dan yapacağız bari. Nano default. Buraya alias ekliyorum. Ben klasör olarak kullanacağım. Bunu komut olarak falan her türlü kullanabiliriz. Ben buraya her zamanki bir deneme yazalım. Bu deneme benim var olmayan klasörüm. Yani bunu yazdığımda benim altındaki belirttiğim index.html görünecek. ETC yazıyorum. Normalde ETC'de index.html yoktur. Bunu
Kaydediyorum. Sistemi yeniden başlatmam lazım. Şimdi ETC'nin altına gidiyorum. Buraya nano index'te HTML oluşturuyorum. Şunu yazalım. Türkçe karakterler dediğimiz gibi. Şimdi buraya şu an çalışıyor. Deneme yazayım. Şu anda gördüğünüz gibi ETC klasörünün altındasın. Benim verdiğim mesajdı. Yani bunu diğer klasörlerde de yapabiliriz. Şimdi fakat bu tehlikeli bir durum olabilir. Neden derseniz şuraya vsftp.conf yazayım. Gördüğünüz gibi şu an konfigürasyon dosyasına girdim. Buradan erişebiliyorum. ETC'nin altında bulunuyordu. Ve ben de ETC'nin altına yaptım. Yani bu tehlikeli bir durum. Bunu dikkatli kullanmalıyız. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar.